Başkanı gibi değil mi? Sen beceriksizliğin niye demiş hopluyen gibi? Betim bunları yolcu sen hadi. Dev gazı. Sen getirin. Ya şöyle dük. Şöyle dük bunu. Dev gazı. Tamam mı? Şöyle dük. Böyle dük. Öyle. Yahu şimdi. Böyle dük. Bizim başımızda da var. Burada panik var. Acaba misafir ağabey, bu da neydi? Niye olacak bu? Çarşıdan alacak. İşte yetişmezse, öldürüyor beni. Ya yetişmezse. Ya da yetişmezse, hadi bir şey yetişmezse soğan ekmek kesmeyene sayarak. Başka tatlı yaparsın, yine şarkı. Ne diyorsun şimdi? Bu sefer... Affedersin lan ey, Mehmet Bey. Samimiyse iki yumurta girersin. Ya orası öyle, doğru da. Samim değilse zaten laf edeceğse eder. Öyle. İşte elinde değil, o gayrı huy olmuş. İsterse ece işte dedi mi? Öyle. İsterse beşikte salla. Dün ağacağında bir. Aynen. Huyu işte. Bak kilazın söyledin, kilazın. Dayı maalesef. Dayı maalesef sulu. Vermem bir şey. Hiçbir şey yapmasın. İşte öyle, şu taktiklerinden alalım ya. Sen geç geldin de şimdi gelsin çayla. Biraz sohbet ettik. Burada Amir Hanım var. Seni tanıştırayım ben. Sen ne seyredeyim? Sen görüyorum. He? Çok iyi bir hanımdır. Bir hizmet eder gelsin. Ben öyle söyleyeyim. İşte. Hemen sen ayrılarsın. Tamam. Sorun yok. Sen ayrı üstünde şel var. Ha. Şel'in karşında değil. Sol tarafta yakın. Şelcilerin kız kardeşi vermiş ona da. Kocası 20 gün bizine gelmiş. Kampanya yetmişmiş. Göndermiş hükümet. Telefon etti bana geçen gün. Kamera. Yüzüne geldi abi dedi. Belki gelirim Elmalı'ya dedi. Sen orada olsun belki geliriz onu. Böyle bizim askerlikte başlıyor, yattık yattık. Yattık, ola hiç çok çalışmadan para alacağız. Allah'ım yapma. İyi diyelim. Arabayı ver hadi, ben sular getirdim bahçeye. İyi iyi arkadaş. Helazım. Valla. Orhan abi bir şey söyleyeyim. Sen ne söyleyeyim bak ha? Şunu samimiyetle söylüyorum. İnan seni o bahçede, burada 6 saat derse gireceğime sen bahçede 10 saat çalışıyorsun. Yemin olsun, ya, gelirim ya, rahat uyurum bari. Bir ses çıkıyor. Tabii canım Allah Allah. Ben biliyorum. Yetmiyor, yemin olsun. Bu 2 ay tahsil yetmiyor. Şeye bakalım. Hocalar zaten çok tabiatı. Hocalar mücadele ededi öğretmenler. Ya. O daha ilkokul öğretmenlerini göreceksin. Hakikaten çocuklaşıyoruz. Biz gene... Durulmuş adamlarla şey. Şimdi bizim orada bir çekiyoruz. Hanım böyle mesela sohbet gelir gider. Bizim adamlar savcılıktan gelmiş ya. Bak o gün dedi. Ben görüşmeyeyim. Doğru da adam. Silah günler önüne goleye her şey yapmazlar. Şimdi bir daha ver. Bütün olayı bedeni üstüne yıktılar. Bak dünya kadar bağlanıyorlar. Görüyoruz. Karşılattırıyorlar. Diyor ki yap, bul yap. Alet. Şimdi gerçekten hakikaten yoruluyoruz. Vallahi yani ben biliyorum ya. İnanın şu mesleği seçtiğime pişmanım. Çok daha güzel okulları tutacakken ben öğretmenliği seviyordum. Ama nefret ettim. Biz oğlana illa gibi. Benim öğretmenliklere benzemez. Böyle güzel okullar tutuyorduk bu anım o zaman. Ama önümüzde de bir şimdiki gibi adam yok. Yani bilmiyorum. Yönetecek değil mi? Ya şimdi abi hangi okuldan ne olur onu bile bilmezdik. Ne bileyim ya. Ben bizim eğitim fakültesi fizik bölümüne varınca oğlum sen manyak mısın? Niye geldin buraya bu puanla dediler. 80 puan. Doğrudur. Doğru tamam. Hortum mu? Bilal abi hortumu çek. He? Yok geçti. Geçti galiba geçti. Tamam. Öyle tamam. Ayıp sahip. Adamı götürü ha. Yani şimdi çıkıyor başbakanı öğretmen yatıyor diyor utanmadan. Bakan öyle diyor. Ulan yerin bir yapayım bak. Bir de şey var işte bütün çaresizliklere rağmen yap. Bul yap. Nereden? Verilen dilenme gibi para dilen. Geldiğimiz hale bak ya. Vallahi başka bir şey.
ben nefret ediyorum. Hiç olsun öbürü masa başı görevi olur. Masa başı görevi olsa o yormaz. 8 saat ayaklasın bilmem ne. Bir de zaten. Hocam şıra. Vallahi teşekkür ederim şey. Tamam. Şimdi el evinde iki çocuğunu zapt edemiyor. Sen 600 denin çocuğuyla uğraşıyorsun. Her biri ayrı bir şey. Kafa. Ha, sevinecek tarafı da var. Boş tarafları da var ama o aşamaya Gahrı daha fazla. Ne diyeyim? Gahrı daha fazla. Aynen öyle. O aşamaya getirene kadar da insanı baydırıyor. İçeri komşular yapacak bir şey var mı? İyi geldi. Heh, pardon. Aferin. Çektin mi? Tabii.